Selamlar herkese ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta nasıl Vanilla Twix kurulacağını göstereceğim. Arkadaşlar Vanilla de bir texture pack ve diğer texture packlerden farkı bolca özelleştirilebilir olması. Dolayısıyla texture pack'i indirmeden önce tek tek bütün ayarlarını seçmeniz gerekiyor ki sizin istediğiniz gibi size özel bir texture pack oluşturabilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim ve bunları detaylıca göstereyim. Evet arkadaşlar öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve arama motoruna Vanilla Twix yazıyoruz. Daha sonra enterlayıp en üste çıkan siteye gidiyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu sitenin linkini yorumlarda veya açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Siteye girdikten sonra burada resource packs kısmına tıklıyoruz. Ve karşımıza yeni bir sayfa açılıyor. Arkadaşlar bu sayfada görsel paket özelleştirilebilir olduğundan ve çok fazla seçenek olduğundan bunu bazı kategorilere ayırmış durumda. Burada çok fazla başlık altında çok fazla özellik var. Küçük resimlerin üzerine geldiğinizde sağ üst kısımda bir ön izleme göreceksiniz. Örneğin different systems'in üzerine geldiğimde yine sağ üst kısımda bir ön izleme çıktı. Bu ön izlemede arkadaşlar gördüğünüz gibi karpuzlara ve balkabaklarına giden o küçük bağ, o ot kısmı, bitki kısmı arkadaşlar onların renkli rengi değişmiş. Onlar normalde kahverengiydi. Fakat burada karpuzlara giden kısım yeşil, balkabaklarına giden kısım ise turuncu olmuş. Aynı şekilde burada bir sürü seçenek var arkadaşlar. Örneğin Warm Glow. Sağ üstte arkadaşlar yine bunun bir ön izlemesi var ve açık ve kapalı olduğu zamanlardaki halini gösteriyor arkadaşlar. Eğer bu texture pack'i kullanırsanız görüntüde ışıklandırmada böyle bir fark olacağını söylüyor. Veya burada arkadaşlar örneğin brown leather var. Kahverengi deri demek arkadaşlar. Derilerin rengini değiştiğini görebiliyorsunuz. Tek tek göstermeyeceğim. Çok fazla seçenek var. Buradan tek tek üzerlerine gelip sağ üstten ön izlemesine bakarak arkadaşlar istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz bir eklenti arkadaşlar texture pack'in görsel paketin içine yüklemek için üzerine bir kere tıklayabilirsiniz ve artık eklendi. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Artık diğer beğendiğiniz eklentiyi eklemek için üzerine gelip tıklamanız yeterli ve böyle istediğiniz kadar arkadaşlar texture pack ekleyebilirsiniz. Ben bunları çıkaracağım arkadaşlar. Videolarda bana sormanızı sebep olan arkadaşlar benim en çok kullandığım eklentilere gelelim. Arkadaşlar onlar da burada utility kategorisinin altında arkadaşlar benim en çok kullandığım bunlar bunu kullanmıyorum ama örneğin Diamond ishing Tools diye bir eklentisi de var arkadaşlar bu görsel paketin ön izlemesinde fark edeceğiniz gibi burada arkadaşlar dayanıklılığı durabilitysı azalan bazı eşyalar kırılmış veya görüntüsünde bozulmalar olmuş arkadaşlar. Benim kullandıklarıma gelecek olursak arkadaşlar en sık kullandığım yakın zamanda gerçi ben de değişikliğe gitmeyi düşünüyorum biraz ama bunlar yine onun içerisinde olur arkadaşlar. Burada Sticky Piston Sites arkadaşlar bu eklenti sayesinde yapışkan pistonlar yandan bakıldığında yapışkan piston olduğu anlaşılıyor. Normalde diğer pistonlarla yandan bakıldığında hiçbir fark yoktu ve aynı gibi görünüyordu. Fakat bu eklentiyle birlikte yandan bakınca yeşil olarak görünüyor. Aynı şekilde directional hoppers yani vektörel huniler yönü olan huniler diyebiliriz arkadaşlar. Bu hullerin nereye baktığını gösteriyor. Bu da arkadaşlar bırakıcıların veya fırlatıcıların nereye baktığını görmemizi sağlayacak bir eklenti daha. Aynı şekilde gözlemcide de bunu kullanıyorum. Çünkü ben çok video çektiğim için nereye bakacak şekilde koyduğumu sizin tarafından daha net anlaşılması önemli. Dolayısıyla ben de bunları kullanıyorum arkadaşlar. Burada bir redstone power levels var. Bu da bana en çok sormanızı sağlayan eklentilerden bir tanesi texture pack'in içindeki. Arkadaşlar bu Resto'nun enerji aldığından itibaren ne kadar uzayıp kısaldığını gösteriyor. Şimdilik ben bunları seçeceğim. Devamında çok fazla var arkadaşlar. Örneğin burada haddan mesela crosshair'inizin nasıl görüneceğini vesaire değiştirebilirsiniz. Seçenek olarak çok fazla imkanınız var. Girip tek tek kategorilere bakmanızı, incelemenizi öneriyorum arkadaşlar. İstediğiniz eklentileri ekledikten sonra arkadaşlar sağ taraftaki download kısmına bir kere tıklıyoruz. Ve arkadaşlar 7 saniye beklememiz istiyor bizden. Bu 7 saniye geçtiğinde otomatik olarak arkadaşlar texture pack'i indirecek. Texture pack'i indi. Yandaki klasör işaretine tıklayarak hemen texture pack'in inmiş olduğu klasörü açıyorum. Siz nereye indirdiyseniz yine o klasörü açabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra klavyemden Windows ve R tuşlarını tuşluyorum. Ve buraya arkadaşlar update yazıyorum. Ve enter'lıyorum. Daha sonra bu açılan klasörde roaming'e ve oradan da nokta Minecraft'a tıklıyorum ve bu klasörün içinden de arkadaşlar resource packs kısmına geliyorum. Bu klasörün içinde sizin kullandığınız başka resource pack'ler olursa arkadaşlar bazı dosyalar olacaktır. Fakat benim şu anda bundan başka bir resource packim olmadığı için burası bomboş. Bunun için doldurmak için arkadaşlar buradaki klasörü yani indirmiş olduğumuz dosyayı alıp olduğu gibi bu resource packs klasörünün içine atıyoruz. Attıktan sonra arkadaşlar artık işlem çok basit. Buradan direkt girip Minecraft'ı açabiliriz. Oyun açıldıktan sonra arkadaşlar buradan seçenekler kısmına geliyorum ve kaynak paketlerine tıklıyorum. Burada arkadaşlar uygunsuz olduğu gözükecektir. Eğer 1.19 ve üzerinde oynuyorsanız fakat bu herhangi bir sorun yaratmıyor. Yani tek çirpeki oyun bozuk olarak algılıyor ama gayet düzgün çalıştırıyor. O yüzden sorun etmeyin. Zaten 1.19'un öncesindeki versiyonlardan birinde oynuyorsanız böyle bir sorun da olmayacaktır. Bu tek çirpekin üzerindeki bu oka bir kere tıklıyorum ve evet diyorum. Artık sağ tarafa seçili tarafına geçti. Tamam diyorum ve oyunun texture pack'leri yüklemesine izin veriyorum. Texture pack'leri yükledikten sonra yine tamam diyorum ve artık herhangi bir dünyama girebilirim. Evet arkadaşlar texture pack'i yükledik ve artık çalışıyor. Hadi gelin deneyelim. Bakın bir tane huni koyduğumda huninin nereye baktığını gösteriyor. Aynı şekilde gözlemcide fırlatıcıda ve bırakıcıda da çalışıyor arkadaşlar. Hepsinin nereye baktığını yandan ve üzerindeki oklardan gösteriyor. Ayrıca arkadaşlar mesela bir resistona elektrik verdiğimde bunun gitgide azaldığını gösteriyor arkadaşlar. Aynı şekilde elime almayı unutmuşum ama pistonunda arkadaşlar yandan baktığınızda yeşil olduğunu yani yapışkan pistonu olduğunu anlamanızı sağlıyor. Texture Pack'in bir sürü seçeneği var. Siz seçersiniz. Ben videoda nasıl olduğunu gösterdim. Videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zilere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.